Bugün doğru bilgiye ulaşmak zor, doğru insan bulmak zor günümüzde. Çünkü her taraftan bombardıman var, her taraftan birbirinize, babanıza saygı duymanız, onların dediklerini yapmanız, onlarla sağlıklı bir iletişim içerisinde olmanız çok önemli. Hatta iyi insan olmanın birinci adımı bence iyi bir evlat olmaktan geçiyor. İyi bir evlat olmayan hayatta nerede olursa olsun iyi bir insan olamaz. Onun için anneleriniz, babalarınız, aile büyükleriniz çok önemlidir. Onlara göstereceğiniz saygı, onların gönül hoşnutluğunu almanız, Allah'ın nedir rızasını kazanmanız demek. Ben bir ablanız, bir anneniz olarak söyleyebileceğim en önemli şey, önce dediğim gibi aile büyüklerinizden başlayarak hayatınıza giren insanlara saygı göstermek. Saygı çok önemli bir şey. Bu noktada milli manevi değerlerimize sahip çıkmak, maneviyatımızı güçlü tutmak çok önemli. Biz Müslüman bir toplumun fertleriyiz değil mi? Değerlerimiz var, Allah'a çok şükür. Değerlerimiz var, bir inanışımız var, referans noktamız var. Eğer bu direngi noktasını kaybedersek, her birimiz bir tesbihin taneleri gibi bir yerlere saldırırız. Toplumumuzu ne kadar küçültürsek, ne kadar fedakar olursak, ne kadar sabırlı olursak, ne kadar verici olursak, o kadar büyük insan oluruz. Önce değerleri dediğim gibi sahiplenmek, kabullenmek ve hayata bu çerçeveden bakmak lazım. Daha sonra siyaset geliyor. Önce insani değerler. Ben daha programınıza bakıyorum. Programda oldukça kapsamlı. Konuşmak istediğim geçişlerde çok şey var. Ben de 3 erkek çocuk annesiyim, bir anne olarak hem bir ablanız olarak. Ama burada çok değerli bakanımız var ve programlarımız var. Başka bir gün yine hasbihal ederiz inşallah. Ben hepinize hayatta başarılar diliyorum. Hepinizi inşallah maneviyatı güçlü, dediğim gibi hayatta değerleri güçlü insanlar olarak inşallah hayata devam edersiniz. Anne babanın rızasını almış insanlar olarak hayata devam edersiniz diyorum. Hepinize ben hayatta başarılar diliyorum. Temiz duygularla, temiz yüreğiyle beraber AK Parti'nin geleceği olan Ayşe'nin seninle